Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce yaptığım büyük boyda aranjman saksının evimizde daha küçük boylarda nasıl yapılabilir olduğunu göstermek ve sukulent bakımı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Daha önce yaptıklarımı size göstermek istiyorum. Bakın. Bunun çekimini yapmıştım. 3 tane aranjman saksı yapacağım. Bunlar ayrıca açılabiliyor arkadaşlar. Bakın böyle etli yapraklı kaktüs demek sukulent. Ve suyu çok fazla sevmiyorlar. Güneşi seviyorlar, sıcağı seviyorlar. Yaz boyunca güneşi almaları gerekiyor. Alırsa çok gayet iyi büyüyorlar. Ve kışında çok soğuktan korumamız gerekiyor. Ben bu bazı farklı sukulentlerimden, mesela saksılarda olan sukulentlerimden parçalar alacağım ve bunlara aranjman yapacağım. Köklenmesi için sukulentlerinizi suda bekletmeniz gerekmiyor. Direkt koyabilirsiniz, toprağına batırabilirsiniz. Topraklarını hazırladım arkadaşlar. Geçirgeni iyi olan bir toprak kullanabilirsiniz. Sukulent toprağı bulamayabilirsiniz. Maksat geçirgeni iyi olsun, suyu tutmasın, yapışkan olmasın. Çünkü suyu sevmiyorlar arkadaşlar. Şunlardan da birkaç tane alacağım. Kolyesinden de alayım. Bunlardan da seçelim. Köklü çıktı. Güzel. Şuradakini almak istiyorum. Bir de şunlardan almak istiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bunları döşeyelim çiçeklerimize, saksılarımıza. Her zamanki bir kalem alıyorum. Her birine aynı renklerden koymak istiyorum. Hiç köklenmesi için beklemeyeceğim. Evet. Evet. Haftada bir ya da 10 güne bir suluyorum arkadaşlar. Şu küçüklerini de koyalım. Bunu. Farklı bir sukulentini. Ben evdekilerden yararlanarak yapmak istedim arkadaşlar. Hani siz de böyle yapabilirsiniz. Evet, bitirdim arkadaşlar. Bakın sedum koydum. Yine sukulent çeşitlerinden 1, 2, 3, 4 rupertuzum koydum. Yakut kolyesi koydum. Şöyle bir güzel karşınıza çıkıyor. Ben kendi yaptığım için çok mutlu oldum. Sizler de evinizde sukulentlerinizi kullanarak farklı aranjmanlar yapabilir ve bu aranjmanları masanızda, evinizin farklı köşelerinde kullanabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize hoşça kalın.